Fethullah Gülen taraftarları, sevenleri ve bir takım itikatlar açısından bir dini lider olarak niteleniyor ama şu net ki Fethullah Gülen dini sahipleri de olan ve bunu kamusal alanda büyümeyi kullanmak için görünür kılan bir çetenin yöneticisiydi. 60'ların ortası gibi çıkıyor, bir dini lider olarak görüyor ama kökenine bakıyorsunuz Komünizmle Mücadele Derneklerinin kurucularından birisi olarak çıkıyor. Şimdi Komünizmle Mücadele Derneklerini kimin kurdurduğuna bakarsak, Soğuk Savaş yıllarında tırnak içinde kullanacağım komünizm tehlikesine karşı ABD öncülüğündeki NATO'nun kurdurduğu bir yeraltı teşkilatının görünen uzantısıdır toplumu örgütlemek için. Şimdi bu Fethullah Gülen cemaatinin de nereye aidiyeti olduğuna dair bize bir işaret olarak görebiliriz bunu. Şimdi Fethullah Gülen cemaatinin Türkiye'de vatan haini ilan edilmeden önceki Türkiye toplumunda ve siyasetindeki ağırlığına baktığımızda hiç ikimizden birisi bile olsa hangi istihbarat örgütünü yönetiyorsa zaten oraya sızmak ister. Çünkü devlet içerisindeki gücü, etkisi, kadroları, toplumu etkileme kabiliyetine baktığımızda bütün istihbarat örgütlerinin şehvetle yaklaşacağı bir yapıdır. Fethullah Gülen'in kurduğu cemaatin cemaat adından sıyrılıp FETÖ diye adlandırılmasına geçen süreçteki en büyük sorumluluk Adalet Kalkınma Partisi'ne aittir. Bizzat Recep Tayyip Erdoğan'a aittir. Fethullah Gülen ve cemaatinin en büyük yenilgisi kabul edilen 15 Temmuz kalkışması bana sorarsanız en büyük zaferidir aynı zamanda. Neden derseniz Fethullah Gülen'in yaratmak istediği devlet ve toplum modeli ve onun üstüne bina edilmiş otoriter rejim şu an zaten iktidarda. Fethullah Gülen'in hayalini kurduğu her şey 15 Temmuz kalkışmasından sonra fiili olarak hayatımıza birkaç yıl önce girmiş olan anayasasızlık, yasasızlık, kural tanımazlık, kanuna mevzuata uymama hali resmi bir kimlik kazanarak bütün Türkiye'yi yönetmeye başladı. O darbe gerçekleşseydi de şu an yaşadıklarımızı yaşıyor olurduk. Sadece hapishaneye giren, sürgüne gitmek zorunda kalan ve ölenlerin kimlikleri değişmiş olurdu, bu kadar. Şimdi Fethullah Gülen ve cemaatinin nihai hedefi neydi derseniz devleti tüm katmanlarıyla ele geçirmek. Fethullah Gülen'in Amerika'ya kaçmasına neden olan 90'larda ortaya saçılan kasetlerinde söylediği şey şuydu: mülkiyede örgütlenin, adliyede örgütlenin. Yasal temelleri 2005'te atılan, 2005'teki işte ceza mahkemeleri kanunundaki değişikliklerle atılan ama 2007'den sonra seri bir şekilde o dönemin siyasal iktidarı AKP ve gayri resmi ortağı Fethullah cemaatinin, Fethullahçıların hedefinde olan, düşman addettiği, siyasal muhalif olarak gördüğü herkesin Ergenekon, Balyoz, Devrimci Karargah, KCK vesaire gibi Türkiye'deki bütün siyasal yapıları kapsayan torba davalarla sanık hale getirilmesi, o savaş devletin sahibinin kim olacağına dair bir savaş idi. Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarı, kabinesi, milletvekilleri de bunu gördükten sonra da zaten kocaman bir meydan muharebesine dönüştü. İş devletten tasfiye başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğiyle söylersek Allah'ın lütfu kabul edilen bir başarısız darbe kalkışmasından sonra da zaten istenilen her şey oldu. Fethullahçılar dağıldı, bitti, birbirlerinin canını okuyacaklar gibi bir beklentiyle yazılar yazılıyor, yorumlar yapılıyor. Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum bir kere. Çünkü gerçekten klasik bir örgüt ve cemaat yapısıyla, dini bir yapıyla karşı karşıya değiliz. Fethullah Gülen öldü, bir liderlik kavgası olacak mı? Muhtemelen olacaktır ama yakın gelecekte değil. Biliyorsunuz orada bir konsey var. Bütün cemaati yönetmeye devam edecek. Zaman içerisinde muhtemelen o yapının içerisinde, o yönetim mekanizmasının içerisinde birileri daha fazla söz sahibi olmak isteyecektir. Buna ilişkin bir liderlik kavgası olacaktır ama kendi içerisinde kalacağını düşünüyorum. Dağılacağını ya da orada çok büyük liderlik kavgası olacağını düşünmüyorum. Yakın gelecekte olmayacak ama orta vadede, uzun vadede olan şeyleri de kendi iç kabuğunda yaşamaya devam edecekler. Şimdi bazı isimler geçiyor. Cevdet Türkoğlu deniyor, Mustafa Özcan deniyor ya da bizim bilmediğimiz ama orada güçlü olabilecek başka insanlar vardır. Bir kere
kamusal alana bu kavgayı taşıdıkları anda cemaatin tabanını kaybeder bu insanlar. Cemaatin hala bir tabanı var. Cemaatin hala çok ciddi bir çekirdek kadrosu var. Cemaatin hala bir gücü var. Budanmış da olsa bu devlet içinde de kendini gizleyerek duruyor. Kazındığına inanmıyorum. Paraların büyük kısmını yurt dışına aktardılar. Başta Londra olmak üzere, İngiltere olmak üzere. Hala himmet işi özellikle yurt dışında olanlar üzerinden dönüyor. Fethullahçıların hala çok büyük bir tabanı var. Diasporaya yayılmış Fethullahçıları da öyle hafife almamak lazım. Ben tabii ki 2000'lerin başındaki, daha doğrusu iktidar, AKP'ye iktidar olduğu ve suç ortağı olduğu dönemdeki devlet gücüne tekrar ulaşabilmesinin çok güç olduğunu düşünüyorum. Ha, ama Türkiye'yi etkileme gücü olur mu uzun vadede? Evet, olacaktır. Yani bundan yana kimsenin kuşkusu olmasın. Fethullahçıların boşluğunu birileri dolduruyor mu memlekette ve devlet kadrolarında? Evet, Fethullahçı olmadıklarından emin oldukları ama başka tarikat cemaatleri burada yer açtılar. Mesela Menzilcilerin, İsmail Ağacıların, adını andığımız anmadınız, İskender Paşacıların, Kurdoğlu grubunun vesaire bir dolu yapı sayabilirim. Devlet içinde örgütlenmesi, kadrosu var mı? Evet var. Ama Fethullahçılarla aralarında çok temel bir fark var. Fethullahçılığın bir ideolojisi vardı, bir hedefi vardı. Bunu diğer tarikat cemaatlerin ya da Fethullahçılardan doğan boşluğun yerine ikame edilen tarikat cemaatlerin herhangi bir siyasal davası yok. Tek davaları var. Devletin rantının en çok kendilerine gelmesi, o rantın bölüşümünde en çok pay sahibi olmaları ve siyasal iktidarın kendine sağlayacağı nimetlerden faydalanmak. Yani tamamen bir menfaat düzeni.